Karındaşla, Musa aleyhisselam Allah subhanahu ve teala'dan şundak sordu. Ey Rabbim, ben sana dua kıldığan ve sana zikretidığan bir duanı, bir zikreti bana öktüp koysan depti. Allah subhanahu ve teala, ey Musa, la ilahe illallah digin dedi. Musa aleyhisselam dedi, ey Rabbim, bu la ilahe illallah'ını bütün dünyadaki Müslümanlar deydi. Bana has bir duanı öktüp koysan depti. Allah subhanahu ve teala ikinci katım, ey Musa, la ilahe illallah digin. Eğer deydi Allah subhanahu ve teala, bütün yetti kavet asman, mendim başka asmanın ahalisi, yetti kat zemin, cin tarazının bir tarafına koyulsa, la ilahe illallah bir tarafına koyulsa, la ilahe illallah yandep ketken bulat dedi karandaşlar. Mani bu, muşundak iğir veznilik, cennetinin aşkı çıkılıngan, kapırla olan Müslümanların otursu da ayrığı çıkılıngan, la ilahe illallah korunluvatıdı karandaşlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şundak deydi. Kıyamet günsi mehşerga meydanında bir insan ne hey falanının oğlu falanı deyip çakırılıdı. Ve onun aldığı 99 nam-ı emel defterleri koyuludu. Her bir defterinin uzunluğu, kenarlığı, köz yetkiçilik şunda çoğun, hemisi günahı esiyetlen toşkan deydi. Allah subhanahu ve teala şu insandan soraydı. Ey bendem, muşu nam-ı emel defterlerindeki günahlarını inkar kılam sen diyenken, ya Rabbim, ikra kılma hemmini kıgan deydi. Ey bendem, senin bugün seni kutkuzduğanga bir savaplık kıgan işin var mı diyen de bu insan yok. Benim işim yok ey Rabbim diyen çağda yok. Ba senin de Allah subhanahu ve teala bu insanga bir kartını çıkartıdı deydi. O kartta mani bugün komünistler tarafından korunuvatkan la ilahe illallah sözü çıkılıdı deydi. Bu insan hayran kalıp, ey Rabbim, muşuncu ola 99 nam-ı emel defterinin aldı da, bu kart ne mi kıymeti var diyen çağda, ey bendem de bu kartını cinnin bir tarafına koyulsa, şu 99 günahını besip düşüdü dedi karındaşlar. Bana muşundak bir uluğ kelime, kıyam Allah subhanahu ve teala, la ilahe illallah olan asman zimmini yaratkan, cenneti olan dozakını yaratkan hayatımızda kılıçla bu la ilahe illallah sorulgan manı muşu la ilahe illallah korunlamatkan manı bu künde yaşavatımız karındaşlar. Şunu için bu la ilahe illallah'ını kogdaş, la ilahe illallah'a sahip çıkış her bir Müslümanın vazifesi. Bulup mu bugünküdek la ilahe illallah komünistler tarafından ayak astı kılınıvatkan, la ilahe illallah'ını diyen Müslümanlar ayak astı kılınıvatkan bugünkünde Müslümanlar özünün narazılıkını çokum ifadeliş gerek. Şunun için biz selbiz Müslümanlar manmışa turuptuk. Allah subhanahu ve teala bütün peygamberlerini manı bu la ilahe illallah olan evetken. Şunun için karındaşlarımız, bugün bizden ağaç sınırlarımız horlangan, vatanımız horlangan, dinimiz horlangan muşu künde, ne mi üçün bu la ilahe illallah horlamatıdı? Bu del biz sil üçün kılıngan bir imtihana karındaşlar. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de, biz silerini imtihan kılımız. Kimnin mücahit, kimnin sabrican ikenliğini imtihan kılımız. Ve nebluven ahbarakum. Ve bu imtihanda sizlerinin kayındak inkas kaytırdıklarını. Muşundak la ilahe illallah horlanğa vakti da. Vetininle horlanğa vakti da. Sizlerinin kayındak inkas kaytırdıklarını imtihan kılımız dedi. Bu la ilahe illallah'ın bütün dünya Müslümanlar gözünün aldı da komünistler tarafından ayak astı kılınışı bunun hikmeti sil biz için imtihan karındaşlar. Şunun için kıyamet günüse bizni cennetke epkiradığan ve bizni ahirete Allah'ın aldığı yüzümüzün yoruk kılınan bu la ilahe illallah digen tüp
tuproq la ilaha illalloh degan musulmonlar la ilaha illalloh kelimesi xorlangan vaqtida sukut qilgan har qanday bir musulmon o'zini tekshirib qish kerak. Şunun için Allah Subhanahu ve Teala muşu la ilahe illallah'ın kodaş için bütün Müslümanların orundun turuşunu, Avrupa'daki bütün dünyadaki Müslümanların bu la ilahe illallah'ın izini kodaşını biz talep kılımız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.